Merhaba arkadaşlar. Dördüncü bölümde MySQL kurulumunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle Putu ile dropletimize, sunucumuza erişiyoruz. Password'umu girdim. Görüldüğü gibi bir kere login olmak için atak yapılmış. Şu IP'den. Şimdi Apache ile ilgili konfigürasyonlara gireceğiz. WGET ile uzaktan paketimizi sunucumuza indiriyoruz. Enter'a basıyorum. Evet, tüm paketlerin yer aldığını görmekteyiz. Şimdi MySQL'i kuracağız. Yes. Tekrar yes tuşuna basıyorum. Bu bölüm biraz uzun sürecek. Kurulum gerçekleştikten sonra MySQL konfigürasyonunun aşağıdaki karakter setiyle ve UTF-8 ile değiştireceğiz. Evet, bitti. Ctrl X, Y deyip nano ödüklerinden kaydedip çıkıyoruz. Sistem yeniden reboot ettiğinde MySQL servisini de başlatması için bu ayara giriyoruz. MySQL'imizi başlatıyoruz. MySQL'de start deyip başlatıyoruz. Bu yazacağımız komut da MySQL'in root şifresi gösterecek. Gördüğünüz gibi burada root şifresi gözükmekte. Bu root şifresini nano bilgi nokta text içerisine koyuyorum. Ctrl X Y diyorum. Enter basıyorum. List diyorum. Burada bilgi text içerisinde MySQL şifresini koydum. Şimdi son olarak MySQL güvenliği için toplu komut satırlarını işleteceğiz. Öncelikle root şifresini istiyor. Buradan kopyalıyorum. Sağ tuşu tıklıyorum, enter'lıyorum. Yeni password istiyor. Tekrar sağ tuşu tıklıyorum. Sağ tuşu tıklıyorum eskisinden kalması için. Sağ tuşu tıklıyorum. Sağ tuşu tıklıyorum. Yes diyorum. Eski şifreyi kabullendirdim.
Anonim user'u sileyim mi diye soruyor. Silsin. Yes diyelim. Root'un uzaktan erişime açık olup olmadığını soruyor. Bunu kapatalım bu şeklinde. Evet, kapatalım. Kutu uzaktan erişilmesin. Test database'lerini silmek ister misiniz diye soruyor. Ben buna no diyorum. Test database'leriyle belli SQL sorguları, yani alıştırmalar açısından sorgular oluşturulabiliyor. No diyorum. Buna da yes diyorum. İşlemimiz bitti. Şimdi MySQL'e bağlanarak SQL komutu işleyeceğiz. Yanlış yazdık. Enter basıyoruz. Şifremiz yukarıda belirtildiği gibiydi. Şifremizi girdim. Evet, MySQL Cli ekranına ulaştık. Buradan show data databases diyorum. Burada bilmeniz gereken her işleteceğiniz query, yani sorguyu noktalı virgülle kapatmanız. Değilse, kapatmazsanız çalışmaz. Enter. Gördüğümüz gibi information schema, MySQL ve performance schema ve CSS database'ler yer almakta. Burada create database Joomla diyorum. Enter diyorum. Noktalı virgülle bitirmediğimiz için alt satıra geçti. Noktalı virgülü koyup Enter'a basıyorum. Tekrardan show databases diyorum. Yanlış yazıldı. Enter diyorum. Burada gördüğünüz gibi Joomla database oluştu. Use Joomla noktalı virgülü kapattım. Database Joomla database'in içinde artık işlemler yapıyoruz. Show tabless kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Bunun boş olduğunu bilgisini gönderiyor. Şu an MySQL'den çıkıyorum. Shell kabuğuna tekrar geri döndüm. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste Joomla'yı kurmaya çalışacağız.